dayım. Diyecek hiçbir şey yok. Bu kadar yıldır borsa takip ediyorum. Teknoloji şirketlerine yatırım yapıyorum. Bir bilançonun, bilançonun kendisi değil aslında daha doğrusu, geleceğe yönelik beklentinin bu kadar beni şaşırttığı, bu kadar offside'da bıraktığı başka hiçbir örnek hayatımda olmadı. Nvidia dün bilanço açıkladı. Şu videomda Nvidia bilançosundan biraz endişeli olduğumu söylemiştim. Biz uzun zamandır Nvidia yatırımcısıyız. Sevgili katıl üyeleri ve Aşk kulübü üyeleriyle beraber. 238 dolardan en son giriş yapmıştık benim bir videomla beraber ve çok kar ettik. O karın bir bölümde ben realize etmiştim. 310 dolarlar civarında. Bunu da burada anlatmıştım. Aşağı yukarı hisselerimin yarısını satmıştım. Bunun sebebi hissenin fiyatının çok hızlı yükselmiş olmasıydı. 180'lik fiyat kazanç oranına erişti hızla. O yüzden dünkü bilançoya biraz tedbirli girmek gerektiğini düşünüyordum. Hisselerimin yarısı hala elimde. İnanılmaz bir kar ettim şu anda. Hemen vergisini hesaplamaya başlamamız lazım. Ama satmayacağım. Ve bir yandan da daha da fazla edebilirdim. Nasıl ben bunu kaçırdım? Tabii bu kadar ciddi bir öngörü yanılgısından sonra Bora'ya ata küsebilirsiniz. Bir daha bu işi yapmayacağım diyebilirsiniz. Veyahut da takipçilerimden Gülay Hacıoğlu sanırım hanımefendi. Bundan sonra bence hiç konuşmayın demiş. Birisi de gibi like etmiş onu. Evet konuşmayabilirsiniz. Veyahut da Ahmet Ay'ın dediği gibi. Bora Bey bu sefer de tutmadı galiba tahminler. Bununla ilgili bir video yapar mısınız? Olsun her zaman tutmayabilir. Normaldir deyip işinize bakmaya devam edersiniz. Ben Ahmet Bey'in sözünü dinleme taraftarıyım. Çünkü bugün anlatacaklarım çok önemli. Yani açıkçası yatırımcılık hayatımdaki ikinci büyük şokum ama bu daha büyük. Üçüncü çeyrek 2019'da Tesla'nın bilançosundan sonra yaşananlara çok şaşırmıştım ama bu hızda ve bu sertlikte değildi. Fakat bu kez hakikaten şoka girdim. Dün Nvidia bilanço açıklandıktan sonra %25'e yakın değer kazandı. Değerli arkadaşlar bu çok büyük bir şirket. 700 milyar dolarlık bir şirket. %25 demek değerine 200 milyar dolar ekleri demek neredeyse bizim Türk borsasının tamamı bir rakamdan bahsediyoruz. Ve bunun gelen bilanç öyle pek ilgisi yok. Burada oyun değişti ve yapay zekanın artık üzerinde konuşulan bir gelecek değil bir realite olduğu gerçeğini gördük. Bambaşka bir ufka doğru açılıyoruz. Ben bu çerçevede dünkü bilanço ve sonrası açıklamaları dünyayı değiştiren açıklamalar olarak görüyorum. Nasıl 2019'da Tesla'nın elektrikli otomobillerde kar edebileceğini gördüğümüzde şok olduk ve bütün dünya değişti. Dünkü Nvidia raporunda da yapay zekanın etkileri konusunda şok olmuş durumdayız. O yüzden bir rejim değişikliği yaşanıyor şu anda. O rejim değişikliği size elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Önce bir bakalım nerede yanılmışız bilançoda. Şirket karlılıkta hedefini aştı. Hisse başı karlılıkta 1.09 dolar getirdi. Beklenti 90 centler civarındaydı. Zaten ben de bu herifi rahatlıkla tutturacağını düşünüyordum. Ciro tarafında beni şaşırttı. 6.5 milyar dolar beklenti vardı. Ben bunu bile yakalayamayacağını düşünüyordum. Ciro 669 milyon dolar bunun üzerinde geldi. Yani böyle baktığımızda %4-5 civarında bir hisse senedi hareketi yukarı doğru beklenir. Zaten kol opsiyonları hareketlerine baktığımda böyle bir fiyatlama vardı. Fakat dün ne oldu biliyor musunuz? Nvidia bugün gerçekten borsalar açıldığında dün kapanış sonrası elde ettiği yükselişi kapaca 80 dolara yakın bir yükseliş var. Koruyabilirse eğer dün bu fiyatı öngörmüş olsaydınız ve bir kol opsiyon alsaydınız %11.000 kazanacaktınız. Yani opsiyon pazarında sözleşme yazanların hiçbiri böyle bir sıçramayı öngörmemişler. Neden öngörmemişler? Çünkü bu şirket bir startup değil, bir geçmişi var, rakamları biliyoruz, içindeki detaylara epey hakimiz. Kimse o yüzden böyle bir şey beklemiyordu. Sana baktığımızda aslında dün açıklanan bilançoda da bu tip bir fiyat sıçramasını açıklayabilecek hiçbir şey yok. Biraz detaya bakalım. Bu çeyrek ciro 7 milyar 192 milyon gelmiş. Bir önceki çeyrek 6 milyar. Oraya göre ciddi bir yükseliş var. %19 güzel sevindirici. Ama bir yıl önce aynı çeyreğe baktığımızda aslında altta. %13 düşük. Eğer siz de nasıl Nasdaq yatırımcısı olunur eğitime gelirseniz linki yukarıda ve aşağıda da kuzuşu tekrarını yapıyoruz. Büyüme şirketlerinde değerlemenin ne kadar büyük bir bölümünün geleceğe yönelik büyüme beklentilerinden oluştuğunu göreceksiniz. Bu tip şirketlerde küçülme affedilmez. Bakın unutmayın Tesla büyümeye devam etti. Büyümesi biraz yavaşladı diye cezalandırıldı. Burada bakıyoruz şirketi cirosu bir önceki yılın %13 altında ve ödüllendiriliyor. Bir şeyler garip galiba değil mi? Bülkar'a bakıyoruz. Bülkar'da bir önceki çeyreğe göre yükselme var. Geçen seneye göre düşme var. İşletme faaliyetleri geçen seneye göre düşmüş. Bu sevindir Net karlılıkta geçen çeyreğe göre %44, bir önceki yıla göre %26 artış var. Bu tabii süper. Baktığımızda hisse başı karlılıkta da bir önceki çeyreğe göre %44, bir önceki yıla göre %28 artış var. Ama bu rakamlar dünkü hisse senedi değeri hareketinin temel sebebi değil. Çünkü dediğim gibi opsiyon pazarında bu tipi bir bilançonun fiyatlaması %4 civarında bir hisse senedi hareketiydi yukarıya doğru. Demek ki başka bir şeyler oluyor. Şimdi bu başka bir şeyler oluyor deyince hemen bu bir balon. Spekülasyon, manipülasyon. Ezberci ve ekonomistler o işi kesin öyle söyleyecektir. <laughs> Muhtemelen bu hisseyi de shortlamıştı. Peki bakalım short taraftakiler ne diyorlar? Mesela RCR Capital bu Twitter'da çok yoğun tweet atan sürekli ayı pozisyonu bir arkadaştır. Ne diyor? Nvidia büyümüyor. Bir çeyrek önceye göre küçüldü. Bu değerleme balondur diyor. Böyle çok görüş var Twitter'da. Bakıyoruz Stonksy the Bear Collins diye bir adamcağız Twitter'da. O adına bear yani ayı yazdığına göre perma ayı yani sürekli ayı takılanlardan her şey balon onlara göre bakıyoruz diyor ki 2000 martında Nvidia en yüksek değerine ulaştı 3 hafta sonra oradan %50 düştü sonra bunu telafi etti daha da yükseğe gitti 3 hafta sonra tekrar %60 düştü yıl sonunda geldiğimizde ise all time high'dan yani en yüksek değerinden %80 gerideydi yani ne demek istiyor yine karşımızda bir balon olabilir haksız da olmayabilirler bu arada. Yani fiyatlamalar her zaman biraz balon etkisi var teknoloji şirketlerinde. Çünkü fiyat kazanç oranları çok yüksek. Ama bize dün Nvidia başka bir hikaye anlattı gelecekle ilgili ve eğer o hikayeye inanırsak ki inanmamız için sebepler var başka bir dünyaya gidiyoruz. Sadece Nvidia hissesi bazında değil, bütün yapay zeka hisseleri bazında, sadece Nvidia hissesi bazında değil, bütün mikroçip hisseleri bazında ama daha da önemlisi dünyanın belki resesyondan çıkması anlamında açıklama çok çok büyüktü. Neydi Nvidia'nın şok eden açıklaması? Biz gelecek çeyrekte 11 milyar dolar ciro yapacağız dedi. Wall Street analizleri 7 milyar dolar bekliyordu. 7 milyar yerine 11 milyar. Ben hayatımda bu büyüklükteki bir şirkette ciro beklentisi konusunda Wall Street analistlerinin bu kadar yanıldığını hiç görmedim. Dün de araştırdım hakikaten tarihi bir yanılgı bu. Ya da tarihi bir rejim değişikliği. Ne demek rejim değişikliği? Yeni bir ürünün, yeni bir iş modelinin piyasadaki kabulünün başladığı an bu ve böyle anlar hep şok edici oluyor. 2019'da Tesla bir çeyrekte ilk defa kar ettiğinde de böyle bir şoka uğramıştık. Tarihte böyle örnekler var. Hisse senedinin fiyat sıçraması bu kadar büyük boyutta değildi ama çok ciddi şoka uğramıştık. Ondan sonraki aşağı yukarı 6 ay içerisinde de 10 kat artış gelmişti. Dün de Nvidia bize bunu gösterdi ve dedi ki yapay zeka artık bir heyecan, bir dedikodu gelecekle ilgili boş bir hayal değil o bir gerçeklik. Çünkü 7 milyar yerine 11 milyar dolar ciro nereden gelecekmiş? Yapay zeka çiplerinden. Daha doğrusu yapay zeka GPU'larından. Bu yapay zeka GPU'larını Nvidia kimlere satıyor? Büyük veri merkezlerine. Amazon gibi, Google gibi, Microsoft gibi dev veri merkezlerine. Ve diyor ki Nvidia gelecek çeyrekte sadece bu yapay zeka çiplerinden H120 diye geçiyor galiba isimleri onların. 7 milyar dolar kazanacağız. Ne anlama geliyor? Bu çeyrekteki toplam cirosunu gelecek çeyrekte tek üründen elde ediyor ki normalde Nvidia'nın cirosunu %55'ini oluşturuyor. Daha ben şu videomda Nvidia'nın ürünlerini anlatmıştım. Oyun ürünleri var, otomotive yönelik ürünler var, görselleştirme ürünleri var. Çok daha geniş bir ürün perspektifi var. Sadece GPU'lardan bu parayı kazanacağız diyor. E şimdi tabii böyle bir rakamlar varsa bunun değerlemeler üzerindeki yansımalarına biraz kafa yormamız lazım. Çünkü ne demiştik Nvidia'ya buraya girerken? Şirketin hissesi fazla pahalı demiştik. Seeking Alpha'da henüz değerlemeler güncellenmemiş. Bir önce önceki günün değerlemeleri var ama burada ne yapıyordu? Nvidia F alıyordu. Çünkü gelecekle ilgili büyüme beklentisi neymiş? Ciro tarafında gelecekte %12 büyüyeceği düşünüyormuş. Oysa şimdi gördüğümüz %70 civarında büyüyecek anlamına geliyor demek ki rakamlar. Evita büyümesinin %7 olacağı düşünüyormuş. Ciro çok hızlı büyünce bu da çok hızlı büyüyecek çünkü bu şirkette kabaca %70 civarı brüt kar, %50 civarı da net kar var. Yani ciro artınca karla acayip hızlı bir şekilde yansıyabiliyor. Serbest dakika akışı vesairesi tabii coşacaklar. O yüzden dün Nvidia'nın tarihi değişti. Tabi bu gelecekle ilgili 11 milyar dolarlık bir sonraki çeyrek cirosu tutturlar mı onu bilemeyiz. Ama şimdiye kadar dediklerini genelde tutturan bir firma. Eğer bunu tutturabilirse Nvidia böyle bir, bir anda lig değiştiriyor bilançolarda. Ama daha da önemlisi yapay zekanın artık boş bir laf olmadığını, gerçekten bir ürün olduğunu ve onun GPU'larına olan dev talebin yapay zekada bir sonraki dev sıçramanın da işareti olduğunu gösteriyor. Valla ben çok iddialıyım. Yapay zeka insan üretkenliğini çok artıracak. Bundan dolayı Nvidia'daki bu sıçrama bizi resesyondan bile çıkartabilir. Çünkü resesyon demek ne demek? Verimli bir şekilde ekonomiler büyümüyor demek. Oysa burada bir verimlik sıçraması olacak gibi gözüküyor. Daha haber onlarca kez yapay zeka ile ilgili konuştum. Hatta geçen pazar günü kulüp üyeleriyle beraber yapay zeka ETF'lerinin üzerinden geçtik ve hangilerinin iyi fırsat teşkil ettiğini anlattım. Siz henüz katıl üyeler arasında değilseniz mutlaka katın. Linkini aşağıya bırakıyorum. Böyle bir oyun değişikliği geliyorsa yapay zeka endüstrisinin tamamı büyüyecektir. Gülay Hanım veya Bey bu videoyu izledi mi bilmiyorum. Genelde bu tip yorumlar yapanlar bir video izleyip sonra bir daha gelmiyorlar. Amaçları size haksız çıkartmak oluyor. Ama çok şey kaçırıyorsunuz bence böyle bir bakış açısıyla. Çünkü tahminlerde hatalar yapacağız. Bunlardan bir şeyler öğreneceğiz. Öğrendiklerimizi tekrar birbirimizle paylaşacağız. Dün Literatürde Black Swan, Siyah Kuğu adı verilen acayip bir olay yaşadık ve olayı anlamadan şu anda gidip Nvidia ile ilgili karar vermemek gerekiyor. Umarım yararlı bir içerik olmuştur sizler için. Soru ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın, hoşçakalın.